Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin Güneydoğu'ya verdiği elektriği %20 kısıtlaması üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta zorunlu elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı. Kesinti uygulanan illerden Sakarya'da nasibini aldı. Kesintiler SEDAŞ tarafından da basın yoluyla duyuruldu. Adapazarı ilçe merkezinde 2 gün birer saat olarak uygulanan kesinti esnafın tepkisine neden oldu. Kesintiyle birlikte bazı esnaflar hemen jeneratörlerini çalıştırdı. Jeneratörleri olmayanlar ise mumlarını yaktı. Mumu da olmayanlar dükkanlarından dışarı çıkarak elektriklerin gelmesini bekledi. Esnaflar kesintiler nedeniyle SEDAŞ yetkililerine büyük tepki gösterdiler. Yani kesik şu an. Esnaf olarak ne gibi zorluklar yaratıyor size bunu? Bu durumda bu elektriğin kesilmemesi lazım. Efendim şu an elektrikler kesildi. Esnaf olarak sıkıntılarınız nelerdir bu konuda? Bize anlatır mısınız? Tabii. Biz kahvaltı market, şarküteri, süt ürünü olduğumuz için dolapların çalışması gerekiyor. Ürünlerin bozulmaması için. İçerisi karanlık. Tam aydınlatamıyoruz. Kapalı görüntüsü veriyoruz dışarıdan bakılınca. Müşteri girmiyor. Tarihler görünmüyor. Hani alacaklarını seçemiyorlar gibi. Hocam şimdi elektrik sıkıntıları var biliyorsunuz, elektrikler kesildi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi ben sorarım elektrik kurumuna, yazın ne iş yapıyorlar bunlar? Güzel havalarda ne iş yapıyorlar? Cumartesi pazar ne iş yapıyorlar? Pazar günü her taraf kapalı. Esnaf bak hepsi kapılarda bekliyor. Ben de anlam veremiyorum yani, bunların çalışma düzenine ben anlam veremiyorum. Firmalar şimdi bu kadar zararları var. Bunu kimden alacaklar ya? Uzun süreli olursa yaptığımız ürünler bozulacak. Bizim de soğuk hava depomuz var. Tabii içeride bir sürü malımız var, hamurumuz var. Uzun süreli olduğu zaman tabii sıkıntı yaşıyoruz. Fırınımız elektrikli olduğu için çoğu zaman uzun süreli aksamalarda sıkıntı oluyor yani.